Yaşam koçu İlknur Belliklikli kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ve kişisel gelişim benim bir hayatımın bir parçası olmaya başladıktan sonra bunu neden ilerletmeyeyim dedim. Tamamen kendi yolum için, tamamen kendi hayatım için adım atmıştım ilk başta. Sonrasında baktım hani kendi hayatımda bu kadar güzel değişimler, bu kadar güzel dönüşümler sağlıyorsam bunu başkalarına da anlatabilirim dedim. Çok güzel. Ve çok güzel bir sertifika programından geçtim. Şu anda çok büyük bir keyifle yaşam koçu olarak hayatıma adımımı attım. Bu şekilde. Harikasınız. Peki size soralım. Karar, bir karar verdim dediniz. Kendi hayatım için bir adım attım dediniz. Peki bu karar, bir karar verirken ve o kararı alma ve hayata uygulama alanı ile ilgili bize hangi yollardan geçiyorsunuz? Bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Madde madde söylediğimde bir varoluş seçiminden bahsedebilirim. Yaratımdan bahsedebilirim. Evrenin bizimle konuşma dilinden bahsedebilirim. Ama bunları biz kendi dilimizde hani bu tabirlere alışığız. Sen de Evet. bildiğin gibi. Hiç bunlarla ilgilenmeden önce biz yine evrenle konuşuyorduk. Hiç bunlarla ilgilenmeden önce yine yaratım yapıyorduk. Ve Kesinlikle. yine aynı şekilde ne demiştik? Varoluş seçimi yapıyorduk. Şimdi bu hayatımızın zaten gerçeği. Şimdi karar alma kısmı da bir insanın net olmasıyla başlıyor. Şimdi ne istemediğinizde net olmak, ondan sonra adım adım ne istediğinizi ortaya çıkarıyor. İlk başta böyle söyleyeyim. Şimdi kendi yaşam koçu, herkesin bir eğitimi var. Koçluk alanından, eğitimden geçenlerin herkesin bir literatürü var. Kesinlikle. Şimdi biz varoluş seçimi nedir diye kendi aramızda çok net bunu anlıyoruz. Ama başkalarına anlatırken de farklı diller kullanabiliyoruz. Sorularını alabilirim bununla ilgili. Tamam, çok güzel. Peki bir yaratım nedir? Yaratımı nasıl yapıyoruz? Yaratım şöyle hayatımızda şimdi hem basit bir dilde anlatırsak pozitif yaratım da oluyor, negatif de. Buna olumlu yaratım, olumsuz yaratım da deriz. Hepsi bizimle alakalı, bizim kendi düşünce sistemimizle alakalı, bizim inanç kalıplarımızla alakalı. Şimdi bu benim başıma niye geldi sorusunu çok sorarız. Biz yarattık diye. Çünkü geçmişte aldığımız kararlar var mı? Var. Çünkü doğduğumuzdan 7 yaşına kadar o toplumun içerisinde, o ailenin, o çekirdeğin içerisinden filizlenerek çıkıyoruz. O filizden alıyoruz o kararlar. Yani kökten alıyoruz. Evet. Yaratım da orada aldığımız kararlar da aslında. 40 yaşında da gelseniz, 80 yaşına da gelseniz farkında olmadan oradaki aldığımız kararlarla yaratım yapıyoruz. Şimdi bunu lehimize çevirecek taraflar var. Zaten eğitimimizin %80'i bununla geçti. Çok keyifli öğrendiğimiz zaman. Mesela ne diyebilirim? Bir yaratım yapmak nasıl oluyor? Öncelikle isteğimize netlik dedim. Evet. İsteğimize netlik, hani ne istersen o olur değil, dilinden ne çıkarsa da o değil, o kadar kolay değil. Aslında hem kolay hem değil. Şöyle, arkasında his olarak ne var isteğinizin? Enerji olarak değil mi? Enerji olarak ne var? Ne hissediyorsunuz? Hangi duygudan istiyorsunuz? Nereyi tatmin etmek istiyorsunuz? Gibi bir sürü şey giriyor araya. Ve burada direkt baktığınız şey mesela, bir ilişki istiyorum. Çok kolay yaratırsınız aslında. Ama arkasındaki hissetmek istediğiniz duygu ne? Oraya baktığınızda şey oluyor. Yaratımınız ya olumlu ya olumsuz oluyor. Onu yarattıktan sonra görüyorsunuz. Peki, olumlu yaratımları her zaman çok güzel bir şekilde bakarız, hemen hayatımıza kabul ederiz. Olumsuz olarak yarattığımız yaratımlara nasıl bakabiliriz? İşte çok güzel bir soru. En güzel yeri orası zaten. Biz olumsuz yaratımlara tükaka diyoruz ama kesinlikle değil. Tam aslında değişim dediğiniz yer orada başlıyor. Nasıl başlıyor o da?
kontrastlar diyoruz biz buna genelde. Hani zıtlıklar, evet, daha anlaşılır şekliyle. Zıtlıklar yaşadığınız zaman zaten orada nasıl söyleyeyim orada? Aslında çok güzel bir değişim geliyor. Bunun habercisi olarak bakmak. Yani her çok olumsuz güzel şey, hatta neredeyse olumsuz bütün şeylerin arkasında sizin daha iyi hazırlayan çok güzel bir adım. Bu bakış açısıyla baktığımızda zaten öbür tarafa olumluya geçiyor. Otomatik geçiyor aslında. Şöyle evet diyebiliriz o zaman. İyi ki bunu deneyimledim diyebiliriz. Değil mi daha sonrasında? Kesinlikle. Ya iyi ki de böyle olmuş diyoruz İlk başta göremeyebiliyoruz bunu, evet, ama devamında bunu iyi ki yaşamışım diyebiliyoruz. Evet. Çok aynen güzel öyle bir alan gerçekten de. Aynen. Peki evrenin bizimle konuşma dili nedir? Bunun hakkında biraz açar mısınız bize? Tamam. Şimdi evren, işte Tanrı, Allah, Yaradan, hepimiz zaten bu toplumun içerisindeyiz. Hani orayı karıştırıyoruz biraz. Evren dediğimiz zaman aslında bir enerji var, bir Yaradan yok orada. Evet. Enerji biçiminden bahsediyoruz. Orayı hiç şey yapmayalım. Kimsenin hiçbir şeyiyle böyle bağdaştırılan bir konu bile değil orası. Evrenin bir konuşma dili var. Hı hı. Evren hayır demeyi bilmiyor. Hiç, yani öyle bir kelime yok onda. Her şeye evet diyor. Zaten bütün şey gerçeklik de orada başlıyor. Çünkü her şeye evet demesi ne demek? Sizin ne hissediyorsanız ona karşı cevap veriyor. Ne istiyorsanız ona karşı cevap veriyor. Yani kelime değil az önceki söylediğim gibi. İşte siz eğer ki kötü hissediyorsanız, sizin enerji auranız, çünkü evren eşittir enerji dediğimize göre, evet, enerji auranız ne orada? Kötü. Yani iyi çekemezsiniz orada. Evren size der ki, demek sen böyle hissetmek istiyorsun, ha devam edelim o zaman sana der. İyi peki, sen bunu istiyorsun der, buna evet diyorsun der, al sana biraz daha vereyim der. İşte zaten burada pat diye bu farkındalığa geldiğiniz anda, ha evet ya ben hep kötü hissediyorum, hep kötü şeylerden bahsediyorum, özellikle dilime hep bunu getiriyorum, hep öyle ortamlarda bulunuyorum. Ben bunu bir değiştireyim, bir de böyle bakayım demek. Çok güzel. Şöyle diyebiliriz o zaman, neden her şey benim başıma geliyor diyenler için çok güzel bir açıklama oldu diye düşünüyorum sevgili seyircilerimiz. Evet, evet, kesinlikle öyle. Neden bu benim başıma geliyor? Çünkü çok söylenen bir cümle. Hatta seansçılarımız, danışanlarımız bize geldiği, hı, zaman hep aynı şeyleri yaşıyorum. Ben neden bunları hayatıma çekiyorum? Niye daha farklısı olmuyor diye. Hı. Özellikle işte burada evrenin bize vermiş olduğumuz sinyaller ve mesajlardan dolayı bu şekilde karşılığını aldığımızın göstergesi. İlknur Hanım bunu çok güzel bir şekilde anlattı. Teşekkür ederim. Bir döngü yani. O döngünün içerisinde zaten hepimiz bir döngünün içerisindeyiz böyle. Kimi gün kötü, kimi gün iyi, kimi gün kötü. Bunda da bir hiçbir sakınca yok. İnsan hep iyi olmaya çalışmamalı. Bizim işimiz zaten hep sizi iyi tutmak, hep sizinle böyle hep pozitif. Hiç değil. Hiç alakası yok. Kesinlikle. Oradaki o negatifler bizi öyle besliyor, öyle büyütüyor, öyle genişletiyor ki işte o yaratımlar dediğimiz yer oralardan çıkıyor. Patır patır. Kesinlikle. Mantar patlaması gibi. Yani kıymetli o. Aynen. O negatifler denilen şey. Kıymetli. Negatif diyesim bile gelmiyor. Asıl onlara pozitif diyesim geliyor benim. Çok doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki İlknur Hanım, bir de bize varoluş seçimi, biraz önce biraz bahsettiniz varoluş seçiminden, hı hı, ama daha detaylı anlatabilir misiniz? Bir varoluş seçimini yaptığımız zaman nasıl yapıyoruz, hı hı, ya da yaptıktan sonra ne oluyor? Hı hı. Bize bunu biraz açar mısınız? Daha geniş bir perspektifte. Tamam. Zaten konuların birbirine çok bağlantılı. Yine aynı cümleleri kuruyormuş gibi olabilirim ama bağlantılı. İnce ayrıntılar var. Oralara dikkat etmek yaratımın en büyük zaten şeyi, varoluş seçimi demek. Nedir varoluş seçimi? Çok güçlü bir karar almak demek. Kendi insanın kendi içinde çok güçlü bir karar alması demek. Şöyle gelişi şu, ya çok kötü bir durumdayken, dipteyken, en böyle karamsar, en böyle başınıza en kötü şeyler gelmiş, artık çıkacak yer yok, kaybedecek hiçbir şey kalmamış halinden bir varoluş seçimi yapıp hop diye sıçrayabiliriz. Evet. Ya da havuz başında işte kolamızı, fantamızı böyle serinlemek için içeceğimizi böyle
bu sistemi bildiğimizde özellikle. Aynen. Böyle keyifle de o seçimi yapıp, yani o güçlü kararı alıp yaratım yapabiliriz. Nedir bu güçlü kararı? Hem buradan hem buradan aldıran ya da aldırtmayan şey. Bu birincisi enerjimizle alakalı. İkincisi bakış açımızla alakalı. Şimdi enerjimiz düşükse zaten bu diplere gitmişiz. Buradan sıçrayabiliriz. Doğru. Enerjimiz yüksekse işte buradan karar alabiliriz. Şimdi enerjimiz yüksek diye başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir sorunumuz olmayacak değil. Orada da sorun yaşayabiliriz, burada da sorun yaşayabiliriz. Önemli olan şu soruyu sormak. Problem ne? Çok güzel. Ne? Problem ne? Hep biz problem ne diye sorduğumuzda dışarıdaki cevaplara cevap veriyoruz. Sorulara cevap veriyoruz, özür dilerim. Hani problem ne? İşte şu şöyle oldu. Problem ne? Bu yüzden. İşte piyasa yüzünden. Param bitti. O bitti. Şu bitti. Bu bitti. Hayır, problem ne? Kendinize sorun. Benim problemim ne? Ben ne hissetmek istiyorum aslında? Çok güzel. Problemin tam içindesiniz. Çözüm bulamıyorsunuz. O kadar sıkışmış anda mutlaka bu soruyu kendinize sorun. Problem ne? Hani böyle o cevabı duyun. O cevap işte orada yatıyor. O kıvılcım. O cevabın içinde yatıyor. Çok güzel. Aldık cevabı. Aha. Problem ne? Sordum. Duygusal bir cevap geliyor büyük bir ihtimal. Genellikle. Çünkü problem asıl orada. İçten kaynadığı için o kalpten, o içerideki bizim terimimizle içimizdeki o çocukların böyle kaynamasıyla ilgili ya da canımızın yanmasıyla ilgili oluyor bazı şeylerde. Evet, bir sürü sebep. Bir sürü sebepler var, aynen öyle. Problemi kendimize itiraf edip, net olup, ondan sonra tam burada varoluş seçimi geliyor bakın. Evet ya, aslında benim şunu istediğim dışarıdan aldıklarım beni tatmin etmemiş, beni mutlu etmemiş, benim dışarıyla ilgili değilmiş istediğim orayı görmek olabilir ya bu arada. Biz yani tam böyle tam ana sihirli yerini konuşuyoruz burada şu anda. Anlatmaya çalışıyorum daha doğrusu, yanlış olmasın tabirim. O hissi bulduk. Şimdi isterseniz burada bu hisse bakış açınızı değiştirebilirsiniz. İsterseniz o hissi kendinize daha o dışarıdan alınan oyuncaklar gelmeden hissettirmeye başlayabilirsiniz. Buna ait olmak diyebilir miyiz? Aynen öyle. Ait olabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok bakın. Taş atıp kolunuzu yormayacaksınız. İşte bir şey için koşturmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Sadece o durumla ilgili güçlü bir karar alacaksınız. İşte sihirli yer burası. Peki, sihirli güç. Şöyle söyleyeyim. Benim danışanlarım genellikle ben ait olmayı anlatırken ait olmak ne demek diye sorarlar. Siz de biraz bu konuyu açabilir misiniz? Nasıl ait oluruz? Direkt buranın tamamını bitirirken oraya bağlayabilirim aslında. Güzel oldu. şöyle. İşte dedim ya, hissin karar olarak değiştirdik. Baktınız ki şöyle şöyle hissediyormuşsunuz. O kişiye ait bu arada. Hiç kimse sizin için, sizin yerinize ait olmak kısmını bile, orayı da söyleyeceğim. Yerinize, duygularınızı şöyle hissedin, böyle hissedin diyemez. Doğru. Sadece siz onu o duyguyla yüzleştiğinizde, o hisle yüzleştiğinizde siz onun sizi iyi hissettiren tarafını seçip orayı hissetmeye başlayabilirsiniz. Orada zaten bir varoluş seçimi yapıyorsunuz. Hislerinizin hepsini ortaya döküyorsunuz. Bütün varınızı, yani varoluşunuzu ortaya döküyorsunuz. Ve içinden size iyi geleni seçmek. Ait olmak da onu seçmek. Onu üzerinize almak ve artık öyle hissetmeye, öyle yürümeye, öyle düşünmeye, öyle hareket etmeye, öyle uyumaya, öyle uyanmaya, artık size hangisi uygun geliyorsa, seçimleriniz size ait dediğim yer orası. Doğru. Yani hiç seçiyorsunuz, bu kadar aslında. Aslında bir nevi oyun sahneliyoruz. Kesinlikle. Çok zor gibi görünüyor, çok karmaşık gibi görünüyor. Ama inanın ki şöyle,
sürekli yaptığımız bir şeyi anlatma şekli bu kadar karışık görünüyor sadece. Çok güzel, doğru. Çünkü yapıyoruz. Yapıyoruz, aynen öyle. Yani benim buraya gelmem de bir varoluş seçimi. Seninle bu programa çıkmam da bir varoluş seçimi. Evet. İşimi seçmem bir varoluş seçimi. Küçücük bir hikayem var hatta kendi hayatımla ilgili, zamanımız varsa anlatmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Biz kısaca VOS diyoruz ya, evet. Varoluş seçimi. Pardon, sözünü kesiyorum. Bu arada sevgili seyirciler, İlknur benim aynı zamanda eğitimi beraber aldık. Birlikte eğitimi tamamladık ve çok da güzel bir güç grubuyuz. Bizim güç gruplarımız çok destekleyici unsurdur. Ve bugün hem beraber programımızı hazırladık, beraber programımızı sunuyoruz ve birbirimize aynı zamanda güç kaynağı olduk bugün burada. Kesinlikle. Herkese tavsiye edilir bu arada. Yani şunu tavsiye ediyorum. Hayatınızda mutlaka size güç veren, destek veren birisi olsun. Siz düştüğünüzde elinizden tutup kaldırmak değildir. Sadece niye düştüğünüzü hatırlatmak bu. Çünkü o karıştırılıyor. Kesinlikle. O, hani sen niye düştüğünü ona buldurtmak, ona sormak, ona sordurtturmak, sorgulatmak. Zaten öbür türlüsünü sen güçlüsün, yapıyorsun. Evet. Güç grubu dediğimiz bu. Aynen öyle. Buyurun hikayenizi alalım. Şimdi benim bir ev yaratımım var ve ben bunu hani sertifikada işte 2 yıldan fazla bir eğitimden geçtikten sonra fark ettim güçlü bir varoluş seçimi yaptığımı. Oturduğum ev çok şeydi, soğuktu. Böyle bir soğuk olması hem yapısız olmasından hem de 3 katlı olmasından da ve tek kızımla yaşıyoruz. Çok büyük hani bize, ısıtamıyorum. Evet. Ve çıkmam gereken bir durum oldu o evden. Çalışmıyorum. Düzenli bir gelirim yok. Böyle hani kenara attığımız 3-5 kuruş paradan başka böyle bir kredi çekme ve krediyi ödeme şeyim yok. Bir gece evden çıkmam gerekince 15 gün falan ev aradım. Bu neydi? Eylem çözümü. Eylem çözümü, aynen öyle. O kadar moralim bozuldu ki. Yani arıyorum, kiraları görüyorum, satılık fiyatlarını duyuyorum. Ya ben nasıl yapacağım falan diye böyle. Çırpınırken bir gece 15 günün sonunda şöyle evin duvarlarına baktım. Hiçbir şey, bu bilgilerle hiç alakam yok bu arada. Dedim ki senin için de dedim yaşlanmayacağım dedim. Ölmeyeceğim Süper. Dedim. Eve bunu söyledim. Hani dışarıdan gören seçimi. Acaba iyi misin falan der. Ondan sonra orada nasılını hiç sormadım. Ama dedim ki evet buraya kadarmış. Bir de eve teşekkür ettim. Çünkü uzun yıllar bana hizmet etti o ev. Çok güzel. Çok güzel anılarım da oldu. Sadece artık hani hizmet etmeyi bıraktı. Aslında o beni bırakalı çok olmuştu. Ben bırakamıyordum, bağımlıydım. O gün karar verdim. Tamam ben bunu değiştireceğim dedim. İşte oradaki güçlü karar içimden o kadar geldi ki nasılını merak etmediğinizde içinizden onu hissederek söylemeniz. İşte bu varoluş seçimi ve büyük yaratımı size gümbür gümbür gelme tarafı. Evet, çok da. O duyguyla neler yapabilirim dedim ya. Sadece bunu söyledim. Tıkı tıkı internete benim bütçem bu kadar, ben bu kadar ödeyebilirim şöyle şöyle şöyle. Mümkün değil o fiyatlara, o kiralara, o taksitlere ev bulmak şaka gibi. Bundan 5 sene önceydi, 6 sene önceydi. Yani 400 TL gibi bir rakam. Kirası 20 ya 15 bin lira peşinat. Yani şimdi şu piyasanın rakamlarına göre şu an daha da komik geliyordur. O gün de komikti ya gerçekten. Çat diye evi ertesi Yarattım. Günü sabah aldım. Muhteşem. Çok güzel bir örnek. Eve dönüyorum. Ben ev aldım. Yaptım. Hem de kendi evin. Hem de kendi evim oldu. Muhteşem. Çok tebrikler. Her şeyini kolaylıkla ödeyebildim. Hemen aynı hafta işe başladım. Oh, işte. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çevremi değiştirdim. Hayatım böyle minicik bir o karar. Anlık, akşamki o gece minicik bir kararla daha da fazlası geldi. Çünkü ben artık o olaya, o kişiye, o duruma bakış açımı değiştirdim. Nasılını hiç merak etmedim gerçekten. Zaten orada yatıyor. Aynen. En ince kesinlikle ayrıntısında. İnce, zaten nasılına girdiğimiz anda oradan alttan bir sürü işte kafa beynimizin içindeki o milyonlarca geçen sorular olmayacak cevapları bizi orada tutan alan.
Evet. Ya burada bir nevi de kim olmayı seçtiğini de göstermiş oluyorsun. Evet, kim olmak bu. Aynen bu. Yaratımı engelleyen yer de zaten. Yaratım dediğimiz yani elde etmek istediğiniz oyuncaklar. Hani yaratım böyle başka bir yerlerde başka ulvileştirmeye hiç gerek yok. Kalem bile hani şunu yaratmak bile elde etmek istediğiniz bir oyuncak, bir araç. Evet. Bu. Önünü kesen tek şey ya nasıl olacak? Nasıl olacak? Ama bende bu yok ki. Ama ben bunu bilmiyorum ki. Ama böyle olmaz ki. Orada da ne giriyor zaten? Oraya bağımlılık dediğimiz bir konu. Sen onu programını mutlaka çok güzel anlatmışsındır. Heyecanla bekliyorum senin bölümlerini. Anlattım, evet anlattım. Anlattın onu. Değil mi? Girmiyorum o zaman. Anlattım bağımlılığı, evet. Tamam, süper. Bana bir şey kalmadı. Çok güzel bir şeyli. Aynen öyle. Güzel. Çok güzel konular öğrendik sevgili seyirciler. O kadar güzel bir yolculuktan geçtik ki İlknur'un da dediği gibi biraz önce. Biz gerçekten aldığımız eğitim, yani hiçbir yerde alabileceğimiz bir eğitim değildi. Bizi öncelikle kendimiz olmayı öğrendik. Ve bununla birlikte de o alan tutma alanı, insanların hayatına dokunma alanı gerçekten çok muhteşem bir şey. O da yanında bize bonus oldu. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim bir şey, çok güzel bir program oldu benim için. Ben çok keyif aldım. Ben meslek olarak yapmaya başladığım andan beri çok keyif aldığım bir alan bu. İnsanlar birbirlerinden destek almayı kesinlikle başka şeylerle karıştırmasın. Ondan sonra destek aldığı kişileri çok güzel seçsinler. Hayatlarındaki insanları güzel seçsinler. Hayatları daha aynı bugün olduğu gibi. Evet. O kadar güzel yerlere kapılar açılıyor ki. Kesinlikle. Ben bunun için öncelikle bunları söylüyorum. Sana teşekkür etmek için. Ay, ben teşekkür ederim. Ederim. Katıldığın için, konuğum olduğun için büyük ben zevkle. Çok teşekkür ederim. Büyük zevkle. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler. Bugün de Burası Senin Penceren programını bitirdik. Başka bir yayında tekrar bir araya gelmek üzere. Sevgiyle kalın.